Önce Polonya, Hollanda ve Fransa, şimdi ise İtalya ve Belçika. Avrupa genelinde çiftçi protestoları yayılıyor. Şu sıralarda Brüksel'de büyük bir eylem var. Avrupa'da bir diğer gündem de olağanüstü AB zirvesi. Liderler Ukrayna'ya yardımı bloke eden Macaristan için bir formül arıyorlar. İşte bu iki konuyu konuşacağız. NTV Brüksel temsilcisi Güldener Sonumut karşımızda. Güldener, önce sıcak gelişmeyle, sıcak gündemle başlayalım. Çiftçiler Brüksel'de eylemdeler. Ne istiyor çiftçiler? Ahmet, çiftçiler ne istiyor? Önce özellikle arsalarının, özellikle Avrupa Birliği'nin ortak tarım politikası çerçevesinde dayatılan, uygulanması öngörülen ve arazilerin %4'ünü Nadas'a bırakılmasına yönelik olarak bu yönetmeliğin kaldırılmasını istiyorlar. Bu talep dün akşam saatlerinde Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen tarafından kabul edildi. Ancak özellikle çiftçiler bundan memnun, henüz tatmin olmamışlar. Çünkü üçüncü ülkelerden, yani Brezilya, Arjantin ya da Yeni Zelanda'dan ithal edilen tarım ürünleri ve et ürünleriyle ilgili olarak bir sıkıntıları var. Avrupa Birliği'nin ortak tarım politikası çerçevesinde özellikle et ürünleriyle ilgili olarak üretim standartları çok yüksek. Bu yüzden de önemli bir maliyete neden oluyor. Oysa üçüncü ülkelerde, özellikle Brezilya ya da Arjantin ya da Yeni Zelanda'dan yapılan ithalatlarda aynı standartlarda değil, dolayısıyla aynı koşullarda aynı maliyet yükümlülükleriyle üretilmiyor ve bu yüzden de haksız rekabete neden oluyor. Bir başka önemli unsur, sen de açılışta söylediğin, örneğin Polonya gibi ülkeler Ukrayna'dan ithal edilen buğday tahıl ürünlerinin hakikaten haksız rekabete neden olduğunu, piyasa fiyatının ton bazında 175 euroya düştüğünü, bu da maliyeti karşılamadığını. Bir başka talepleri ise özellikle idari açıdan çok sayıda bürokratik engeller yaşanıyor ve çiftçilerin, tarımcıların özellikle bunları yerine getirmekte güçlük çektiklerini, personel bulunmadığını dile getiriyor. Bu yüzden de bunların kaldırılmasını ve son 5 yıldan bu yana özellikle yüksek standartları yerine getirmek için bir takım yatırımlar yaptılar. Bu yatırımlarla da ilgili olarak artık bankaların finansman kolaylığı ya da Avrupa Birliği üye ülkesinin bunlara sübvansiyon vermesi yönünde talepleri var ve son olarak da özellikle süpermarket, hipermarket zincirlerinin çiftçilere dayatmış olduğu bazı fiyatlar var. Bu dayatmanın da kaldırılması ve serbest piyasanın işlemesini talep ediyorlar Ahmet. Güldener, bir diğer önemli başlık AB Liderler Zirvesi. Birliğin bütçesi bir anlamda görüşülecek, karara bağlanacak. O bütçe kalemlerinden biri de Ukrayna'ya yapılacak yardım. Macaristan karşı çıkıyor, biliyoruz. Ne kadarlık bir yardımdan bahsediyoruz burada, Ukrayna'ya yapılacak ne kadarlık bir yardım? Ve Macaristan bunu tek başına önleyebilir mi, engelleyebilir mi? Macaristan bunu tek başına engelleyebilir. Zira geçtiğimiz Aralık ayında da bu husus normal AB zirvesinin kış gündemindeydi. Ancak Macaristan bu hususta Ukrayna'ya adaylık statüsüne evet dedi. Ama Ukrayna'ya yapılacak olan mali yardımı hayır demişti. Aynı şekilde en azından bugün yapılan olağanüstü zirvede Macaristan henüz tutumunda bir değişiklik sergilemediğini dile getiriyor. Muhtemelen Macaristan ülkede yaşanan temel hak ve özgürlükler konusundaki eksiklikler, kısıtlamalardan dolayı Avrupa Birliği fonlarından istifade etme hakkına sahip olduğu para şu anda bloke edilmiş durumda, engellenmiş durumda. Bu engellerin tamamen kaldırılması karşılığında Ukrayna'ya bir mali yardımın verilmesi hususuyla ilgili bir jest pekala yapabilir. Ama şu anda onun parametreleri şu anda görünmüyor ve Macaristan tek başına görünse bile arkada Macaristan'a destek veren Slovakya gibi ülkeler yok değil. İtalya şu anda tutumu çok çok belirsiz, ama bu hususta Avrupa Birliği'nin iki tane unsuru var. Bunlardan bir tanesi ya Macaristan'ı ikna etmek, ikincisi ise Macaristan'ın ikna olmaması halinde AB fonlarının ulusal düzeyde, yani 26 üye ülke tarafından ikili düzeyde Ukrayna'ya aktarılması. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna'ya mali yardımı kestiği bir ortamda Avrupa Birliği'nin mutlaka bunu sağlaması gerekiyor. Bu akşam gerekirse geç saatlerde de olsa bu hususta bir formülün ulaşılması hususuyla ilgili olarak liderler hakikaten neredeyse emin olduğunu söyleyebiliriz Ahmet. Güldener Sonumut aktardı.